birbirine çok benziyor. Benzer ifadeler var açıklamalarda. Bu bize ne gösteriyor? Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi bir kere bugünkü Sedat Ergin'in yazdığı yazıya baktığınız zaman Dışişleri Bakanlığı Zaharova'nın, sözcü Zaharova'nın açıklamasından önce anlaşılan bir de bakan yardımcısı Mihail Bogdanov'un ki var. O da işte Lavrov gidecek, askeri yetkililer de kendisine eşlik edecekler filan demiş. Şu anda Rusya'dan çelişkili mesajlar geliyor. Tabii arka planda Ruslar kimlerle konuşuyorlar, kimle istişare ediyorlar, ona göre mi pozisyon değiştiriyorlar? Açıkçası ben onu pek bilmiyorum. Ama yani Türkiye'nin yapmak istediği harekata öyle yeşil bir ışık yakıldığı izlenimini ben bugüne dek hissetmiş değilim. Yani şimdi Amerika'yı pek katmıyorum şu nedenle. Fırat'ın batısını hedefliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Tel Rifat ve Münbiç'i. Oralar Amerikalıların kontrol ettikleri yerler değil, Rusların kontrolünde, İranlıların varlığı var. İranlılar Türkiye'nin Suriye'deki bir harekatına karşı çıktılar ve gene anladığım kadarıyla Irak'ta PKK ile birlikte İran'a bağlı Haçlı Şabi örgütü de birlikte savaşıyormuş. Bütün bunlardan Türkiye'nin iradesi çok net olarak ortaya konsa da bunun yapılması için gerekli bir takım izin demeyeyim ama mutabakatların henüz elde edilmemiş olduğu görülüyor. Bu bakımdan çarşamba günü yanılmıyorsam Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek. Orada bu konuların çok ciddi bir pazarlıkla belki de müzakere edileceğini düşünmek herhalde saçma olmaz ya da yanıltıcı olmaz. Rejiden rica edeyim. Arkadaşımız Erol Tigrak'ın hazırladığı haritayı da görelim soruyla birlikte. Şimdi Erdoğan bir süredir Fırat'ın batısındaki Tel Rifat ve Münbiç'e operasyon düzenleyeceğini söylüyor. Haritada da gördüğümüz üzere bu tam koyu yeşil noktanın altındaki noktalar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki noktalar değil. Tabii üst üste koyduğumuz zaman hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Rusya'dan gelen açıklamaları sizin de söylediğiniz gibi olumlu bir sinyal gelmedi. Peki soru şu, ABD ve Rusya'ya rağmen bir operasyon yapılabilir mi? Şimdi tekrar ediyorum, Rusya şimdi bir operasyon, Türkiye'nin yaptığı ilk operasyon Ağustos 2016'da Rusya'nın o güne kadar yapmadığı bir şeyi yapıp Türkiye'ye hava sahasını açması, Türkiye'ye Suriye hava sahasını açmasıyla mümkün olmuştu. Ondan sonraki bütün harekatlarda da benzer bir durum yaşandı. Bu sefer Rusya bu harekat için kontrol etmekte olduğu Fırat'ın batısındaki hava sahasını açmadığı takdirde Türkiye'nin işi imkansıza yakın derecede zorlaşır. Henüz o konuda da benim görebildiğim kadarıyla bir netlik yok. Doğuda olmadığı için de bu Amerika'nın kontrol ettiği bir hava sahası değil. Dolayısıyla Amerikalıların burada yapabilecekleri çok bir şey yok. Ancak özel PYD, YPG güçleri anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla var. Onların kendilerini savunmaları için yardımcı olur mu? Onu kestiremiyorum. Bugün bir de bir detayını çok iyi bakamadığım bir haber vardı. Başlığını gördüm Yeni Çağ gazetesinde. Ukrayna'dan Suriye'ye, Ukrayna'ya gönderilen silahların bir kısmı Suriye'ye gidiyormuş diye belli ki müteşebbis bir takım adamlar bunu da yaptılar ama tam nereye gittiği de haberde yanılmıyorsam belirtilmiyordu. Şimdi ilk Erdoğan söylediği zaman Tel Rifat Münbiç'e tekrardan operasyon yapılacağını akıllara şu soru geldi. Neden şimdi ve bu olası operasyonun zamanlaması? Burada iki seçenekten hep bahsedildi. Birincisi Rusya'nın 100 günü aşan Ukrayna saldırısı nedeniyle dikkatinin kuzeye kaymış olduğu. Bir diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri ile İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği üzerinden bir pazarlık yürütülebileceği yönünde. Ama ya burada beklenen olmadı veya başka bir hesap mı yapıldı? Orasını anlayamadık. Çünkü daha yeşil ışık olmasa da sarı ışık gelebileceği beklentisi vardı anladığım kadarıyla iktidar kanadında. Şimdi Türkiye'de sanırım Arap gazetelerinden
esinlenerek ya da onlara atıfta bulunarak bugün de El Monitor sitesinde okudum. Rusya'nın Suriye'den asker çekmekte olduğu söyleniyordu. Şimdi ben orada biraz şaşırmıştım çünkü bildiğim kadarıyla Rusya'nın Suriye'de çok da savaşan birlikleri falan yok. Hava kuvvetleri var. Onlar da zaten herhalde geri dönemiyorlar. Türkiye üzerinden en azından geri dönemiyorlar. Dolayısıyla yani ne kadar asker çekmiş olabilir Rusya, o konu biraz benim açıkçası kafamı kurcalamıştı. Söylenen de Rusya askerlerini çekiyor. Türkiye'de zaten Rusya'nın boşalttığı yere girecektir ve orada bir başka tür bir boşluk oluşmasını engelleyecektir. Ama gene bildiğimiz kadarıyla, yani Rusların kendi beyanları içinden biliyoruz ki Rusya orada bir boşlukta bırakılacak olsa bunu Suriye devletinin ordusu tarafından doldurulmasını istiyor. Türkiye bu rejimi gayrimeşru buluyor. Suriye Milli Ordusu diye bir şey kendi yarattı. Başkası bunu Suriye devletinin ordusu olarak kabul etmiyor benim bildiğim kadarıyla. Karışık bir durum var ama dediğim gibi son tahlilde bu operasyonu yapabilmek için benim anladığım kadarıyla hava sahasını kullanabilmeniz gerekir. Şu ana kadar Ruslardan buna imkan sağlayacaklarına, imkan tanıyacaklarına dair bir bildiri çıkmadı. O yüzden de Sergey Lavrov'un ziyareti önemli olacak. Lavrov'la konuşulacak çok da şey var. Yani bu tahıl ticaretine imkan sağlayacak olan bir koridorun açılması da bunun içinde. Bir takım insani yardımların yapılabilmesi de bunun içinde. Belki Ruslar Montreux nedeniyle geçemiyorlar, askeri gemilerini geçiremiyorlar boğazlardan. Belki onunla ilgili bir esneklik falan da talep edecekler. Yahut Türkiye zinhar NATO'ya ait gemilerin ya da NATO üyelerine ait gemilerin Karadeniz'e geçmesine izin vermemesini isteyecekler. Konuşulacak çok konu var her iki taraf arasında. Türkiye açısından ya da en azından iktidar açısından bugün en önemli olanı Suriye'de yapılması konusunda çok ciddi bir irade gösterdikleri harekatın yapılıp yapılamayacağı, Rusların buna yeşil ışık yakıp yakamayacağı. Konunun bir de iç politika boyutu var. Onu da size sormak isterim. Çünkü nasıl bir ortamda operasyonu ilk olarak Erdoğan'ın dile getirdiğine baktığımızda muhalefetin eleştirileri ve hamleleri karşısında hayli zorlanan bir görüntü çiziyordu iktidar. Aynı zamanda bu haftanın herkes için konusu açıklanan enflasyon rakamlarıydı. Resmi rakamlarla bile %70'lerin üzerinde bir enflasyon. Dolayısıyla size göre iktidar bu olası operasyonu aynı zamanda iç politikadaki sıkışmışlığını aşmak için de kullanmak istiyor olabilir mi? Sizin söylediğiniz soruyu hazırlayışınızdan zaten cevap belli. Memlekette de pek çok kişi bunun böyle bir nedenle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Çünkü burada da çelişkili bir takım şeyler var. Mesela Irak'ta PKK ile yapılan savaş hakkında benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin hiçbir müttefiğinden çatlak bir ses gelmiyor. Geliyorsa İran'dan bir çatlak ses geliyor. Orada da işlerin çok iyi gittiği bize söyleniyor. İçişleri Bakanı da Türkiye'nin içinde zaten neredeyse terörist kalmadı diyor. Şimdi böyle bir ortamda gerekçelendirmenin ne olduğu konusunda kafalarda çok soru var. Fakat asıl en önemlisi sizin söylediğiniz, Türkiye'de hanelerin %60'ının geliri giderlerinden düşükse, enflasyonun 73 olduğuna kimse inanmıyorsa, ekonomik olarak hakikaten bu tam deyimin hak ettiği şekilde mutfakta yangın varsa ve masanın üzerine yeterli sayıda ekmek konamıyorsa, o zaman dışarıdaki başarı öykülerinin içerideki yansımasının çok da beklendiği ölçüde yüksek olmayacağını da tahmin ediyorum. Ama bir iç politikaya yönelik yatırım boyutu olduğunu da düşünüyorum ben de başkaları gibi. Soli Özel, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Burak, iyi yayınlar. Evet, dünya varmış devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden iş insanı Elon Musk'la birbirlerine girdi. Elon Musk ABD ekonomisine dair kötü hisleri olduğunu söyleyince
Biden ona ay yolculuğunda başarılar diliyorum dedi. It's exciting, inspiring future that... Son olarak sosyal medya platformu Twitter'a